Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği kente gerçekleştirilen Dünya Ayçiçeği Konferansı'nda Doğan'ın Sarı Gelini Ayçiçeği adlı fotoğraf sergisi açtı. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi fuayesinde açılan sergi hakkında açıklama yapan EFOT Başkanı Serdar İyiz, dernek olarak konferansta yer aldıklarını, 2012 yılında yapılan atölye çalışmalarının sergilendiğini söyledi. Edirne Fotoğraf Sanatı Derneği olarak 19. Uluslararası Ayçiçeği Kongresi'nde biz de bir sergimize yer aldık. Bizim bu sergimiz EFOT olarak Enver Şengül hocamızın sorumluluğunda 2012 yılında yapılan bir belgesel bir atölye çalışmasıdır. Bu atölye çalışmasının biz arşivimizde saklıyoruz. Böyle ihtiyaç olduğu zaman kurumlardan gelen istek üzere onlara karşılık olarak kuruyoruz. Standımız ilgi görüyor sergimiz. Enver Şengül ise projenin uzun soluklu olduğunu belirterek yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Ayçiçeğinin toprağa tohum olarak atılmasından tutun son aşamasına kadar sofradaki durumuna kadar fotoğraflandı. Atölyede 10 kişi çalıştı ve şu an 45 fotoğraf var. Sergimizin kataloğunda ise 100'e kadar fotoğraf var. Biz Edirne'nin değerini tanıtmaktan dolayı mutluyuz şeklinde konuştu. Bu sergi uzun soluklu bir projenin sonucu ortaya çıktı. Yaklaşık bir yıl kadar sürdü. Ayçiçeğinin toprağa tohumunun atılmasından tutun, onun bütün aşamaları ve son olarak da soframıza kadar olan sürecini fotoğrafladık atölye olarak. 10 kişilik bir ekip bunu çalıştı. Sergimizde şu an toplam 45 fotoğraf var. Ayrıca sergimizin de güzel bir kataloğu var. Orada da 100 civarında fotoğraf yer alıyor. Biz atölye olarak, EFOT olarak Edirne'nin yöresel değerlerini de tanıtmak için büyük çaba sarf ediyoruz. Ayçiçeği de bu anlamda önemli bir bitki. Ve burada olduğumuz için Edirne'mizi ve Ayçiçeğini tanıttığımız için de son derece mutluyum. Ayrıca serginin yanı sıra bir de görsel bir sunumumuz oldu Ayçiçeğini anlatan. O da yabancılar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.